Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava fritözünde güzel bir tavuk kebabı yapacağız. Yapımı çok basit, dakikalar içinde hazırlayabilirsiniz. Ben nasıl hazırlamışım? Dilerseniz buyurun yapımını görelim. Öncelikle tarifimde 1 kilo baget kullanıyorum. Bagetleri güzelce yıkadım. Süzüldü. Şimdi şöyle yarım çay bardağından az sızma zeytinyağını bir kaba aldım. İçine kırmızı toz biber, pul biber, kekik ve tuz ekliyorum. Sevdiğiniz baharatlardan kullanabilirsiniz. Hangi baharatı tavuğa yakıştırıyorsanız. Baharatların miktarı da size bağlı. Ben hepsinden bir tatlı kaşığı kullandım. Güzelce karıştırıyoruz hepsini. Çok güzel karıştıralım. Evet, sosumuz hazır. Şimdi yıkamış olduğum bagetleri güzelce bu hazırlamış olduğum sosa buluyorum. Şimdi ben 2 tane de patates doğradım. Önce fritözümüzün altını güzelce spreyle yağlıyoruz. Yağ spreyi sıktım. 2 adet patatesi cips şeklinde doğradım. Bir tanesi kaçmış, bunu da doğrayayım. Daha sonra tekrar üzerine yağ püskürttüm hafif. Şöyle bir aparatın üzerine tavukları yerleştiriyorum. Bu şekilde hem patates kızartması yemiş olacağız hem de tavuklarımız çok güzel pişecek. Evet, artık tavuklarımız hazır. Gördüğünüz gibi dakikalar içinde hazırlanışı tamamlandı. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Evet, zaten otomatik ayarı var. Kendi ayarında pişireceğim. Patatese bastığım zaman 195 derecede 25 dakikada pişiriyor. Bagete de bastığım zaman yine aynı ayarda pişiriyor. O yüzden pişirme ayarları aynı. Baget ve patatesi aynı verilen sürede pişirdim. Sinyal verdi. Sinyal verince değiştiriyorum. Diğer yüzünü çeviriyorum. Patatesleri çevirmiyorum fakat bagetleri çeviriyorum. Diğer yüzü de güzel kızarsın diye. Evet, çevirdikten sonra tekrar yine aynı kaldığı yerden pişirmeye devam edecek. Şu anda gayet güzel pişmiş fakat diğer yüzü de derisi güzel çıtır çıtır bu görmüş olduğunuz şekilde kızarsın diye çevirdim. Diğer yüzü de gayet güzel pişti. Evet, yanına da güzel tereyağlı bir pirinç pilavı hazırladım. Seviyorsanız bir de güzel bir cacık hazırlarsınız. Güzel bir çorbayla menü oluşturabilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone olursanız ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. Gördüğünüz gibi patateslerde çevirmediğim halde gayet güzel orantılı bir şekilde pişmiş yumuşacık. İçi dış katmanı da çıtır çıtır hem tavuklar hem de patatesler dış yüzeyi çıtır çıtır oldu. İçi de yumuşacık pamuk gibi oldu. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyet olsun.